Şimdi kıymetli arkadaşlar, oyunumuzun ismi Chrome Trick. Tacımızla beraber yeraltı dünyasına dalıyor ve yeraltı dünyasındaki canavarlarla savaşırken tacımızın gücünün bize rehberlik etmesine, bize önderlik etmesine izin veriyoruz. Öncelikle oyunun sesini biraz kısalım. Müzikleri çok güzel ve etkileyici. Bu da demek oluyor ki teli falan gelebilir. Dil desteği olarak Türkçe dil desteğine sahip bir yapım mı acaba? Ona bakıyorum, tabii ki değil. Neyse, bir heyken savaş aksiyon oyunu kendisi. Heyken savaş demek doğru olur mu bu türe? Bilemiyorum. Bakalım. Oynadıkça göreceğiz, oynadıkça beraber açılacak. Tamam. Tap tuşuna basarak map'i açabileceğimi söylüyor sevgili oyun. Hı. Zehir yediğimde ne yapacağımı anlamadım. Yerde itemlar falan çıkacak. Itemları alacağız. Peki. Oynayacağız settingde. Bilmiyorum. Bizimkiler burada değildir. Ondan ayarlamamışlardır. Kasıyor. Farkındayım. Ama yükleme ekranı olduğunun farkında mısın? Ha, karakterimiz şirin bir karaktermiş. Tacın sana rehberlik etmesine yardım et. Tamam. Space'le mi şeye gireceğim? Aksiyona gireceğim. E tuşu bunun için daha iyi olmaz mıydı? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, evet, doğru, anlıyorum. Ne anlatabilir ki? Kötü güçler, karanlık, nightmare. Evet! Kabul ediyorum, ben artık yeni kralınızım, ver tacı. Ya da kraliçe, artık her neysem. Ve artık gidip savaşmak istiyorum. Kameramın bulunduğu yerde bu arada katlar var. Ama bu şey ya, kare kare yürüyor. Böyle akıcı bir yürüme hesap etme. Kare kare yürüyor. Ha, anladım. Tamam. Pıtık. Pıtık. Kütük. Kütürük. Kötürüm. Bekliyorsun. Mekan açılıyor. Tamam. Aç bakalım envanteri. Spear of Defender. 2 kare öne vurabilir. 23 vuruyor. Peki. Ver bakalım. Ha. Ben bu arada yürüyerek de kırabiliyorum her şeyi. Aga, ben buna bir kol mu taksam? Ben buna bir gamepad mi taksam ya? Üşendim şu an gamepad takmaya. O yüzden klavye mouse devam ki. Bir tık daha ilerledim. Güzel. İki vuruşa stun attı. Stun atmasaydı halimiz vahimdi. İlla şey mi yapacağım? Allah Allah. Güzel. Güzel. Anladım. Her yere iki kare ileriden vurabiliyorum. Efendim, Bullbear 16 kişiyle yayınımızı hostlamış. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Bullbear, teşekkür ederim. Raid'in için sağ olasın. Sevimli bir oyundayız. Yeni sevimli bir oyun. Karanlık mağaraların gizemlerini keşfetmeye çalışıyor ve karşımıza çıkan düşmanlarla mücadele ediyoruz. Kendisi bir horoza benziyor ama şey, horoz diyorum, güvercine benzeyen bir şey geldi ama. Şöyle bir kare kare ilerleyelim. Düşmana çok güzel vuruyor bu arada ya. Bak, çok iyi. İki kare geriden, iki kare geriden. Şöyle yavaş yavaş.
Bu tutorial kısmı olduğundan dolayı muhtemelen. Böyle birazcık daha basit düşmanlarımız var. Kaçmayı denesem oku yerdim büyük ihtimalle. O yüzden vurmak en mantıklısı gibi geldi. Vurduğunda kalkan değerini düşürdüğünde stun yiyor. Stun yediği zaman da tatlı tatlı çalışıyorsun. Dead Cells çok akıcı ya. Dead Cells gibi değil bu. Dead Cells daha akıcı. Yani bu oyun birazcık daha şey, nasıl diyeyim? Ağır. Gözler nasıl parladı öyle? F'ye bastığında iksir içecek galiba. Tamam. Basalı mı tutmam gerekiyor? Aha, basalı tutmam gerekiyor. %50 can ve %50 mana yeniliyor. Peki iksiri içtikten sonra nerede dolduracağım ben bu iksiri? Oda başımı dolacak, el başımı dolacak. Buradan dungeon'ın bir alt katına. Pekala, ilerleyelim bakalım. Ya Umagos muhtemelen yürümeyi ne şekilde yaptı biliyor musun? Kare kare ayarladı kanka. Şurada gördüğüm bütün kareler yürüme kare kare ayarlandı. Burada gördüğüm bütün kareler hani şey, bir yürüyüş alanı gibi. Yani satranç tahtasının üzerinde gibi. Ha, hızlı gidince böyle geniş bir animasyon vermiş ama misal bak ben yolu ortalayıp yürümek istiyorum. Öyle bir şeye izin yok abi. Her şey kare kare. Ben direkt atladım bunu ama bir tane botumuz var. Ha, blink. Işınlanmaya yarıyor. Kaç kere de bir kullanılabiliyor peki hocam? Ha, kullanım limiti var. Kullanım ömrü bittiğinde ne oluyor peki? Ya da ne kadar zamanda bir yenileniyor kullanım ömrü? Her odada mı? Oda başı 3 tane mi? Blink atıp geçeceğiz buralara. Blink atıp geçeceğiz. Oda başı 3 tane değil. Savaştıkça mı yenileniyor? Yok. Belli odalardan geçtikçe yenileniyor. Piu. Piu. Evet abi, mana veren odalardan geçtikçe yenileniyor. Adamlar yandı orada hocam. Ve şurada bir item var gibi, bir şey parlıyor gibi, fark ettiniz mi? Samet harcama. Harcama, harcama. Cayır cayır yanıyorlar, görüyor musun? Ben bekliyorum ve onlar cayır cayır yanıyor. Tamam. Hesap edemedim. Yanma etkisi kaç tur sürecek peki? Firebreather. Okey. Yarım HP vurduk. Gel, gel. Güzel. Yat aşağı. New enemies. Firebreather. Ya çok rahat halledildi. Ne aldık hocam? Familiar Obsidian. Fire Blast. Ve Barrel. Anladım. Bu alev büyüsü. Alev atıyor, yakıyor. Bu da sandık koymaca. Sandık atıp milletin amel defterini kapatıyor. Tamam, okey, anladım. Şurada ekranın yarısını kaplayan bir tutorial çıkmasaymış daha iyi olabilirmiş ya. Ekranın yarısı ya. Yarısı, yarısı. Şimdi misal buradaki arkadaşları nasıl durdururuz? Buralar bataklık. Arkayı şöyle yakarız. Anasını yedim ortalığı. Kardeşim ben müthiş bir detay mıyım yav?
Hüf hüf hüf. Bu böyle sönmez ki. Blink atacağım. Bu böyle sönmez ki. Tam prenses düşmanların içinden geçti. Tek gözlü tacıyla beraber. Güzel içinden geçti. Ben müthiş biri miyim yahu? Ya her neyse çok anlatma. Buralarda zınk zınk atlayamıyorum. Burası bakımda diyor. Muhtemelen şu bölgeden ya da buradan bir yerden ışınlanılıyor olabilir. Burası da kullanılmıyor. Gir savaş alanına. Oturacağım ben uykuya daldığımda. Rüyalar aleminde mi savaşacağım? Prensesin elleri yok gibi sanki. Abi hiç dikkat etmedim biliyor musun? Ya da şeyin altında da olabilir. Ay. Mimiklerim kaşınıyor. Senin dediğin gibi kıyafetin altında. Evet, elleri yok hatunun. Hatunun elleri yok. Aa, her dungeon'da silah seçimi ayrı mı? Ana dürten kılıç. Ama bir kareye vuruyor bu. İki kareye birden vuruyor. Spear. Şemsiye. Göte giren şemsiye. Ver. İkisini de alamaz mıyım kardeşim? Bok alırsın dedi. Ha, tek o kristalim var. Ver. Ya ver ya. Hobat. Hobacak. Ya hadi bakalım. Umarım şey yapabilirim. Blinkleyen ayakkabı burada mı? Burada. Psst. Kuçu kuçu. Ha, ard arda adam öldürürsem bonus mu alıyorum? Koşu bonusu. Ne geldi? Ha, bu büyü hatanı arttırıyor ya. Kritik vuruyor %20 ihtimalle galiba. Ya da kritik vuruş ihtimali mi %... Kritik vurduğum damage'i mi %20 arttırıyor? Ona benzer bir şey galiba. Stacklerini bilen 2 poison veren bir şey veriyor. Yok ya, ani hasar bizim için daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Biraz ani hasara yönelelim. Ani hasarla daha keyifli iş yapabiliriz. Hocam merhaba. Minik kurbağa, minik kurbağa. Kuyruğun nerede? Hah, kuyruğuna böyle köstürürler. Ne yapıyor bu minik kurbağa, kaçıyor mu ya? Hah, gel bakalım. Minik kurbağayı böyle bir kaçar gibi gördüm. İyi bari sandıklara vurmama gerek kalmaması güzel. Şşş, güzel balta he. Keşke benim olsa. Benim oldu zaten. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Karakter info. Ansiklopedi. Arşiv, karakter, relic. When attacking enemies less than %25 HP increases all damage %20. Deadly %20. %25 HP'nin altına indiğinde düşman %20 daha mı fazla vuruyoruz? Doğru mu anladım? Doğru anlamamış da olabilirim. Roguelike mi oyun bilmiyorum. İngilizcem varmış azıcık. Sinan abi. Tam karşıya nasıl geçeceğimi biliyorum. Blinkleyeceğim. Ama blinkletmiyor. Ha, map'te tıkladığımda oraya ışınlıyor. Anladım.
Bu arada şu 4x vuruş buff'um vardı az önce. 5x. Yürüdükçe mi stackleniyor? Şimdi hocam şöyle yaparız. Bunu buraya koyarız. Alevi buradan atarız. Bu ne? Topla. Topla. Ne olduğunu bilmiyorum. Use item. Ha, ice damage veriyor. Yandın. Yandın oğlum cayır cayır ke. Yandın. Kardeşim spear güzelmiş. Spear güzelmiş. Şundan daha çok beğendim ben benim kendisi bu yeni spear'ı. Ben bir keko muyum? Muhtemelen öyleyim. Canı ve manayı bir içsene ne olur ne olmaz. He, evet skill'i boşa attım az önce bu arada. Prenses de mi prenses kurtarıyor be? Yat aşağı. Güzel bir kılıca benziyor. Her yerden item çıkıyor. Rica ederim ne demek efendim? Güzel yeni bir blueprint attı. Kılıç 3 vuruyor da 3 alana birden. Bilemedim ya. Mızrak daha iyi gibi. Son slime ezici. Jelibonların içinden geçtim slime'ların. Weapon lock. Lock of Onerios. Summon a random weapon. Aga tüfek olur bu arada. Tüfek olur bu arada. Tüf tüf. R'ye bastın reload. Tüf tüf kaç kare? 4 kare. Net koyuyor 4 kare ya. Tüf tüf ke. Lan tavuk boss'u mu olur ya? Şaka değil ha. Harbiden tavuk boss'tu bu arada. Ve ben onu şu direklere çekip öldürebilirdim. Ha, bu arada tabanca sandığım kadar iyi olmayabilir. Niye biliyor musun? Çünkü sürekli mermi reloadlaması gerekiyor ya. Mermi reloadlamayı ben fight'ta unutuyorum. Bir de oyunun menzilli silah kullanmaya uygun olduğunu pek zannetmiyorum ya. Sanki pek menzilli silaha uygun değil gibi. Çeşitli ürünler verdi. Çeşitli relikler verdi. Var mı adam? İki tane reliğimiz var bak.
Aa, tavuk da eklendi artık. Gel. Şimdi tavuğun özelliğine. Yakına geldiğinde şu 4 çalışır. Onun dışında bunun yerine alevi tercih ederim ya. Bu 4 kareye bir 3 kareye vuruyor. Alevi tercih ederim yani. Teşekkür ederim Sinan abi. Oyun güzel de çete göre mi bilmiyorum. Değil. Değil değil. Onu ben zaten onu ben de farkındayım adam. İşte bir ilk izlenim yapıyoruz ya. İlk izlenim yaptığımız için devam ki. Kristal kullanmayacağım. Buraya ışınlanmayacağım geri. Buradan nereye gidilebilir? Yanda boss var gibi. Direkt yandaki boss fight'a mı gitsek? Gittik artık. Ama burada bir yerde bir hani... Ha, boss'un kapısı. Anladım. O zaman önce bir diğer mekanı bir araştıralım. Alt katta ne var bakalım. Selamın aleyküm. Buraya varili koysak. Buradan güm diye vursak. Buradan zıp zıp kurbağaya gelsek. Tüfeğin bir ucundan sıksak. Ver 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 ver. Topla altınları oradan. Küt 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 küt. Vallahi deli gibi altın toparlıyoruz da. Bakalım nereye yani. Reloadlu mu reloadlu? Önümüz temiz gözüküyor. Vay anam babanın kemiğine. Attım. Patlattım. Yanıyor gobel. Kaçtım. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı. Naneyi yedik galiba. Buraya. Gel. Blink. Ne dedik? Yakına gelirse 4 çalışır dedik. Güzel. Stanlıydı lavuk. Nasıl kestiğimi ben de bilmiyorum. Okey. Yenile. Random relik. Steklenebilir bir şey olduğundan dolayı bunu alacağım. Ya da %20 ihtimalle ikinci bir buff mı alacağım? Every time you use skill, her skill kullandığında the cooldown of all skill will be reduced by 2 turn. Her skill kullandığında skill'lerin bekleme süresi cooldown'u 2 tur düşecek. Bu. Bu bu. Ya dizer dizer dururuz abi alev topunu. Bak buradan iskelet de gelir. İskelet ne yapıyor? Earthquake yapıyor. Target stunlıyor ve fiziksel hasar veriyor. Tavuğu bırak da balkabağı reyze al ya. Dene bir bakalım. 3. Ne oldu 3? Alan mı uygun değil diyor. Ne diyor? 4'te de stun veriyor. Ya hadi bakalım. Canım manam yenilenseydi hocam. Ayı gibi skill basmasaydın diyor galiba oyunda, orada. Skill'lere öküz gibi abanma komutunu kullandı. Kardeşim merhaba. Şunu bir alır mısın? Onu bir tut. Cayır cayır gaming de. Köşeye sıkıştık. Blink'le kaç. Blink'le kaç.
Gel. Güzel. Ama buradaki her yerin yanması gerekiyordu. Güzel, kendi kendini yaktı da. Yaklaşma la. Nane yedi çar. Babacım bir saniye. Sana zahmet içerim valla. Güzel, yani skor kazandık. Gol kazandık. Ya şimdi oyunun tek seferde bu boss'u kesemeyeceğimiz belli. Muhtemelen yeni upgrade'ler alacağız. Topladığımız altınlara harcayacağız. Daha iyi relikler gelmesini bekleyeceğiz. Oy, ürperdi. Ürperdi hatun. Evet, yani silah da boss'a birazcık uygun olmayabilir ama bak, yeni bir yer açıldı, görüyor musun? Barbara'yı unlock ettik ve Barbara muhtemelen bize yeni yeni şeyler verecek. Yeni yeni itemlar verecek. Barbara ile iletişime geçip buradan pot alabileceğiz büyük ihtimalle. Barbara Potion. Ver bakayım. Şöyle yapalım. Potions are boosted permanently. Ver gitsin reis, sanki şu an başka bir şey mi yapabiliyoruz? Bak, potumuzu upgrade'ledik herhalde. Böyle. Map'teki adamların yerini açıp iyice burayı güçlendirmeye ve geliştirmeye çalışacağız. Oyunun amacını bilmiyorum. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için dostum, sağ olasın. Ya tacın önderliğinde zindanlarda çeşitli canavarlarla savaşıp krallığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Sanırım oyunun amacı için bunu söylemek pek şey olmaz gibime geliyor ama pek de yanlış bir söylem olmaz gibime geliyor. Oo, bak, oynanabilir silah çeşitliliği olarak müthiş bir silah geldi bence. Spear of Searching Lava. Alevli yaka yaka vuruyor. Peki, yanımıza ejderhanın gücünü alalım. Ejderhanın gücünün yanı sıra bir de, tamam bu tamam. Bir tane mi alabiliyor? Ha, ikinci bir yer bulana kadar iki tane skill alamıyorsun arada. Peki. Şimdi hocam buraya bunu koysak ve bunu patlatsak. Ne oldu? Ok mok atamadı. Şu zıp zıp kurbağaları bir yakalamak lazım. Bak, bu kaç vuruşta stun yiyeceklerini gösteriyor. Bizimki tek vuruşta stunlıyor. Güzel, kristalleri toplasın ki iksiri güçlendirelim. Artık bak, %50 can ve %50 mana veren iki tane iksirimiz var. Ya bu iksirleri sadece boss'a saklayacağız anladığım kadarıyla. Bak, süpürgeleri stunlaması daha zor. Kurbağaya bir vuruyor, stunlanıyor. Diğer saldırılarını yapıyor, otomatik. Devre dışı var direkt. Süpürgeyi yakarız diye tahmin ediyorum. Kanka, seninki nasıl bir rotasyon ya? Yanar mısın? Teşekkürler. Ben o tüfek topuna girmem tekrar. Yani kalıyorsun ortalıkta. Adam geliyor dalmaya. Reload mu yapayım? Saldırayım mı? Hangi biriyle uğraşayım? Your first normal attack when entering a room will increase %100. Odaya ilk kez girdiğimde yaptığım ilk saldırı %100 daha fazla olacak galiba. Bok gibi telaffuz ettiğimin ben de farkındayım. Anlıyorum, merak etmeyin. Şekil 1A. Bu. Bu. Üf. Güzel. Horn eyes. Kitlendi vurdum. Gel bir tur daha. Kitlendi vurdum.
Kurbağalar böyle kendi kafasına göre takılıyor ya. Gitmemiz gereken yer üst katta belli ki. Ya da üst katta tutsak olan birileri falan mı var? Yeni birini tutsaklıktan kurtulacak, kurtaracak olabiliriz. Yok, rüyalar. The Nameless Statue. İsimsiz heykel. Abi. İsimsiz heykel. Can karşı mana azaltıp can alabiliyoruz. Can azaltıp mana alabiliyoruz. Damage'imizi %10 arttırıp hem can hem mana kaybedebiliyoruz. Abi damage'i %10 arttır. Hem can hem mana kaybet. Yani maksimum canla maksimum manayı azıcık kaybedip karşılığında %10 atak damage almak bence müthiş bir şey. 10-15 can bizi çok kurtarmaz diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum da, oyun daha yeni. Rain Pain hoş geldin, merhaba. Açıklıyoruz işte. Ne yapalım? Ama fark ediyorsunuz değil mi? Her gelene oyunun amacını açıklamak falan. Yok canım, güzel şimdi, ben keyif alıyorum da. Bazen işte şey olduğu oluyor. Yav. Bunun da mı amacı diye. Kendimi şuraya atsam. Yanar mısın? Teşekkür ederim. Beyefendi merhaba, sanırım Geblosunuz. Güzel. Güzel. Güzel, iyi. Götümüzü başımızı deldirmeden. Şükür bunu da atlattık. Oğlum bizim goldlarımız nereye gitti lan? 400'e yakın goldumuz vardı. Boss öldürdüğü için o 400'e yakın goldu vermedi mi acaba? Bizim goldlarımız nerede? Agatello. Agatello. Yan. Şimdi süpürge olduğu için yakmak mantıklı. Gümbürt. Bu ne? 3'e 3'lük alanda taunt atan bir tane oyuncak. Yılmaz Prime'ın avantajı ile aramıza katılıyor. Yılmaz hoş geldin, merhabalar. Evet, buraya kadar iksiri de harcamadan geldik. Nice. Yanar mısın? Teşekkürler. Düşmanın kalkanını kırdığımızda sanırım mana kazanıyoruz. Müthiş bir şey bu. Ya, kalkan kıra kıra ilerleyip mana kazanabiliyoruz abi. Gayet nice. Ya muhtemelen mağaza tarzı bir şey olabilir. Upgrade yapabileceğimiz başka şeyler olabilir. Bilemiyorum efendim, emin değilim. Sandıkları açarken mi gold veriyoruz acaba? Ama saçma olur. Summon a weapon. Yepyeni bir silah. Bir kademeye vuruyor. Öndeki bire vuruyor. Bütün etrafına vuruyor. Balık zıbıdığı gibi bir şey. Öndeki... yok ya, hiç ne rifle ne başka bir şey. Bir şey istemiyorum abi. Bir şey istemiyorum. Bir tek denesem şu eksi denerim. O da bütün etrafına vurduğu için ve dodge'u %5 arttırdığı için. Ya dodge'u %5 arttırdığı için deneyebilirim. Başka bir şey denemem. Ama bir deneyelim madem. Bütün her yere vuruyor çünkü. Arkasına da vuruyor. Arkasına da vurması güzel bir şey. Evet, gene tavuk boss'u. Kuruldum. Yaktım. Tavuk bosunun canını aldık biraz. Hop. Güzel. Blink. Güzel, güzel, güzel. Fırın küreğiyle adam döver gibi. Güzel. Nice. Tüfek olayına girmem. Tüfek olayına her girdiğimde sıkıntı oluyor. Can değerini falan güzel doldurduk. Güzel, balık da güzel vuruyor. Horoz boss'unu zaten yendiydik. Summon a random relic. Normal atak %50. Base MP cost %100. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Badabada çara olur da, badabada çarıyla iş yapamayız. Biz milleti alevleyip yakıyoruz. Ya %100 daha pahalı skill'ler sıkıntı.
Ama %50 normal atak yani... Barbarian bir char dissek güzel olabilirdi. Gollarım ağrıyor bu arada, niye bilmiyorum. %50 ihtimalle skill kullandığında target'i execute etme şansı var galiba. Ya da damage'i %50 arttırıyor. Ver ver sen şu combo glaive'i ver. Artı 20 can, artı 4 atak. Spesyal bonus. Atak ver lan. Full bada bada gidiyorum çünkü. Full bada bada gidiyoruz abi. Hadi bakalım bada bada. Canım Kingdoms Northland'in 2 kişilik opsiyonu mevcut değil çünkü oyun demo. Demo olduğundan dolayı şöyle bir sıkıntısı söz konusu. Co-op oynayamıyorsun. Oyun daha tam çıkmadı çünkü. Tabuğu ver tabuğu. Tabuğu ver. Eyvallah. Şimdi boss orada. Boss'a gitmeden farmlayabildiğimiz kadar farm. Mümkün mertebe farm. Nice, nice, nice. Combo eldiveni gayet hoşmuş. Combo eldiveni müthiş çıktı. Combo eldiveni müthiş yar abi. Bir de buradan yukarısı var, bir de buradan yukarısı. Tamam. Bunları kestik, parayı aldık. Gel. Şaka mısın? Üzdü bu arada. Bu beni üzdü. O kadar combo attım. Gene boss. Hadi bakalım. Dayı bu boss'u kesmenin bir yolu olmalı ya. Muhakkak bir yolu olmalı. Süpürgeden dayak yeriz yeriz. Mecbur yiyoruz anacım. Canımı manamı fulleyeyim. Tornado'yu boşuna yedik. Güzel. Kırıldı mı bu? Ben yanıyorsam sen de yanacaksın ulan. Yanar inç. Evet, 20 canla hayatta kalma mücadelesi. Az kaldı ya. Yapıyorduk az daha. Yapıyorduk, yapıyorduk. Yani kristal biriktirip potu upgrade'lersek bence yaparız bunu ya. Yaparız bu sporu.
Şeyden dolayı olmadı. Zaten oyunu anlamakta zorlanıyorum, o konuda bir aşikar da. Potum biraz daha güçlü olsa mesela, canımı falan biraz daha fazla doldursa çok daha verimli, çok daha iyi olabilirdi ya. Şu an zaten tek yüklenebileceğim şey pot. O yüzden Barbara'nın böyle potun efektifliğini falan arttırmasını isteyeceğim. Artı 20'yi arttırdı bir tane. Artı 20'ye, artı 40'a işte artık böyle farmlayıp arttıra arttıra o boss'u kesene kadar uğraşılabilir gibi duruyor. Ama nasıl yapalım? Bir tur daha deneyelim ya. Bir tur daha deneyelim abi. Aa, soğulum boşa gidecek diyor. Ne yapayım, mecbur boşa gidecek. Mecbur boşa gidecek. Harcayacak bir şey yok ki. Mecbur boşa gidecek yani. Şimdi bak, bir kere silah kullanmadığımız zaman boss'a karşı çok canımız yanmıyor. Oo bebeğim, balta. Bak bu etrafa vuran balta güzel de böyle daha basic hasar veren bir şeyler olabilir. Dodge ihtimali %5 daha fazla. Kim bilir ne diyor. Ver. Milletin kafasına tüylerle vuracağım. Gene ejderi koy. Okey. Benim param bitti bu arada gene. Gene altın sıfır. Ölmekten mi altınım sıfırlandı, yoksa altın son öldüğüm yerde mi kalıyor? Bilemiyorum. En kısa sürede silah değiştirme zamanı. Tüy ile milleti gıdıklamanın bir anlamı yok. Tüy ile milleti gıdıklıyor çünkü bu. Aleyküm selam, hoş geldin X46. Aykentir, merhabalar, hoş geldin. O boss ölmeden bana uyku yok. Yok canım, o kadar da değil. O kadar da takılmadım da. Kesemem çünkü. Kesemem mesela. Uğraşılmaz. Ya tüy ne ya? Lütfen böyle adam akıllı bir tane item. Tüy ne abi? Ne olur bir düzgün item lan. Tam bu düzgün item verir bak. Bu düzgün item verir. Vermedi. Vermedi. Şimdi dön, vur. Kurbağalar basit. Kurbağaya tek at geç. Manayı ne kadar da güzel harcıyorum, gördünüz mü? Şurada bir can yenilemez mi? Yenilemez. Buradan bir yukarı gidelim bakalım. 10 ne lan? 200 gold kaybet Uvable 1200. Nasıl ya? 200 gold vereceğim, 1200 gold nasıl alacağım? Sürekli bir şeyler kaybedip bir şeyler alıyorum burada anladığım kadarıyla. Yenersen mi? Quarinas, teşekkür ederim yayınlar dileğin için. Sağ olasın. E'leri hiç kullanmadın. Doğru. Kullanırız. Redemption kitabını bulduğunda 1200 al diyor. Nerede bulacaksak Redemption kitabını. Şimdi burada ne? 30 can kaybet. Redemption kitabını bulduğunda maksimum canın artsın. Oo, hepsi Redemption kitabına bağlı burada. Bulursak para versin. Ne yapayım? Sanki para bir şeye kullanılıyor. Market yok, bir şey yok oyunda. Ya da varsa da bana denk gelmedi. Ne yapayım agacım? Ne yapayım? Hop. Hop. Amele sümüklerine bak ya. Lan amele balga mı?
Evet birader, adamlara amele balgamı, amele sümüğü dedik, yaktılar bizi. Vay babasının dalağına sıçtıklarım ya. Oh. Canım yenilenir canım. Ya skill kullanmadan oynamaya çalıştığımdan böyle oldu da. Can yenilenir ya. Ver ver. Hüf hüf hüf. Boss'a gelmeden kendimi bu kadar nakavt etmiş olmayı reddediyorum ya. Can ver. Lan can mana ver bir odada. Kalbimiz götümüzde atıyor. Vereceğin hiçbir şey işime yaramıyor ki. Aslan sopası güzel. Sniper. Sniper boss'a karşı savaşmalık bir şey değil ya, neyse. Sıçtık. Minik kurbağayı vurayım bari. Allah'ım şükür. Ama bir can da olsaydı abi. Canman da olmadı bu arada. Can dolaydı la. Summon random relic. %50 arttırsam misal atak damage'i. Yani şeyi fazlalaştırmasına rağmen, mana kostları arttırmasına rağmen. Böyle belki bireysel vura 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 adamı keseriz. Tabuğu da ver. Eyvallah. Boss'un nerede olduğu göründü. Yine soluk götümüzde atıyor. Piyo. Abi gebermemek için potu bastım bu arada. Çünkü şu iskeleti indirmeyi istiyorum yani. Belli ki yeni bir şey veriyor. İyi yani, yeni yeni yetenekler kazana kazana hallederiz ya, baksana. Shield falan veriyor galiba bu iskelet. Summon Elite Ranged Unite, tamam. Tavuğun yerine bunu al. Okey. Aldık bir şeyler, hadi hayırlısı. Can yetmedi bu sefer.
Ya potu kullandığım için yine zaten boss'u kesemeyeceğim, orası belli de. Peki boss kesmeden eve dönmenin bir yolu yok mu? Misal şunu bir deneyelim. Kaç tur benimle kalıyorsun? Süpersin. Güzel. Kaç tur benimle kalıyor dayı bu minyon? Ben böyle bir ordu oluştururum kendime, biliyorsunuz değil mi? Ama her şeyden önemlisi şu, bir tane mi kullanılabiliyor? Bir mi, birden fazla mı? Boss şurada, gene gebereceğim. Gene gebereceğim. Maymun maymun. Yok ya, maymun yeter. Dynamental sabah devam ettik efendim. Dynamental sabah oynadık. Yok Narkoz, reklama başlamadım. Girişte izlersin sadece bir tane. Geri kalanı Twitch'in kendi reklamı. Ama son dönemler reklam sezonu gibi ya. Abi 6 level yaratıklar ne oluyor yanındaki? Çok affedersin oyun. Ama bunu single kesmesi zaten yeterince zordu. Yanına bir de iki tane minyon mu spamladı? Bir saniye, ben buna öldükçe bu güçlenecek mi? Ben buna öldükçe bu güçlenecekse sıkıntı büyük aga. Neyse, gider potumu upgrade'ler. Ondan sonra bu videoluk bu kadar deriz arkadaşlar. Çünkü belli ki Chrome Trick benim o kadar da başarılı olabileceğim bir yapıma benzemiyor. Özellikle potları falan sürekli upgrade'liyorum da ne pot upgrade'ine bakıyor bu, ne başka bir şeye bakıyor. Hele hele eğer ben öldükçe düşman güçleniyorsa hiç şansım yok. Yani belli bir yere kadar farmlayıp farmlayıp gelip belki yok edilebilir de. Bu haliyle mümkün değil abi.